Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Biliyorsunuz İngiltere'nin başını çektiği 6. nesil savaş uçağı Tempest projesi var. Bu projenin son ortaklarından biri de Suudi Arabistan olduğu, Suudi Arabistan ve İngiltere arasında ön bir anlaşma imzalandı. Gelecek nesil savaş uçaklarında Tempest nereye gidiyor? Bir taraftan Japonya geldi, Suudi Arabistan ekip büyüyor. Türkiye bu projeye girebilir mi? İngilizler neyi hedefliyor? İşte bu videomuzda bu konulara beraber bakıyoruz. Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve İngiltere Savunma Bakanı arasında Tempest konusunda çok önemli bir anlaşma imzalandı. Henüz daha Suudi Arabistan Tempest'in resmi ortağı olmadı ama bu konuda ön görüşmeler bu anlaşmayla birlikte başladı. Çünkü İngiltere'nin elinde tabii ki mühendislik var, teknoloji var ama bunları hayata geçirmek için de biraz da para lazım. Muhtemel Suudi Arabistan üzerinden bu paranın alınması hedefleniyor. Bu Suudi Arabistan bu projeye girerken Tempest'in zaten asıl amacı İngiltere'nin de zamanında ortak olduğu Avrupa'nın ortak savaş uçağı projesi Eurofighter'ın yerini alabilecek 6. nesil bir savaş uçağı tasarlayıp geliştirmek ve bunu 2035'ten itibaren hizmete sokabilmek. Çift motorlu bir uçak planlanıyor ve bu uçak için çok yeni teknolojiler geliştiriliyor. İngiltere diyor ki benim elimdeki F-35'in üzerinde yer alabilecek yeni nesil, gerçekten hava üstünlüğü konusuna odaklanmış bir uçak tasarlamak ve bu konuyla ilgili de ilk adım 2018 yılında Farnborough Havacılık Fuarı'nda atılmıştı ve ilk defa BAE Systems şirketinin üstleniciliğinde Rolls-Royce motorları yapacak. MBDA de çeşitli mühimmatları bu uçak projesi için geliştirecek ve ilk defa birebir ölçekli modeli mock-up'ı Farnborough Havacılık Fuarı'nda sergilenmişti. Projeye ilk olarak İngiltere girmiş, yanına da İsveçli Saab şirketini almıştı. Tabi bu projelerde şirketler yeşil ışığın hükümetlerden yanmasıyla birlikte işe başlıyorlar ama sonuçta kesin bir siparişin gelmesi gerekiyor. Henüz İsveç'ten kesin bir sipariş için yeşil ışık hükümetinden gelmiş değil. Bu yüzden Saab geride durmaya başladı. İngiltere hemen yanına İtalya'yı aldı. İtalya da enteresandır. F-35 projesinde mesela vardır ama bazı projelerde hem Avrupa'nın içine girer hem de Amerikalılarla projelerini devam ettirir. İşte F-35 veya KC-46 Boeing'in nakliye uçağı, özür dilerim, tanker uçağı projesinde olduğu gibi onlarla da beraber çalışır. İngiltere'nin altına da İtalya'nın gelmesi bu açıdan enteresan oldu. Tempest'in bir başka ilginç katılımcısı da geçen yıl imzalanan Japonya'nın projeye ortak olmasıydı. Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ağırlıklı Amerikan orijinli savaş uçaklarını tercih ederken ilk defa Avrupalı bir projeye bu kadar büyük açıdan bir katılım gerçekleşti. Hatta ilk etapta Japonya kendi savaş uçağını BAE Systems ve Rolls-Royce'dan alacağı teknolojiyle tasarlayacaktı ama tamamen bu çalışmaları çerçevenin dışına iterek Tempest'e gelmesi de çok dikkat çekti. Şimdi İngiltere'nin tabii gözü parayı koyabilecek bir başka ülkedeydi. Muhtemel bu da Suudi Arabistan'la hayata geçecek gibi duruyor. Bu açıdan enteresan. Tempest'le ilgili kısa bir başka bilgi vermek gerekebilirse bu uçak 6. nesil bir savaş uçağı olacak. Halen Amerikan Hava Kuvvetleri 6. nesil bir savaş uçağı üzerinde çalışıyor. Hatta uçurduğunu ifade etmişti 2 yıl önce Amerika. Çok farklı üretim teknikleriyle bunları hayata geçiriyor. Daha bir videosu, bir fotoğrafını görebilmiş şu videonun şu çekildiği ana kadar. Kamuoyuna yansımış bir görüntüsü yok. Hatta ben bununla ilgili de bir video hazırlamıştım. Siz bazı arkadaşlar ya bu uçağın videosu yok, fotoğrafı yok, nasıl haber yapıyorsun? Arkadaşlar bizler bu videoları hatırlamadan önce gerçekten bir sürü literatürde dergiler, makaleler, gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Not alıyoruz, dersimizi çalışıyoruz, anlatıyoruz. Bizler bir şey söylüyorsak bunun arkasının dolu olduğuna lütfen inanın. Diğer taraftan da Avrupa'da Almanya ve Fransa'nın başını çektiği bir başka çalışma var. Bakalım bunlar nasıl gidecek merak ediyorum ben. Tempest'in bir başka özelliği de Rolls-Royce'un geliştireceği motorların çok yüksek miktarda elektrik gücü üreteceği
bu elektrik gücü dediğiniz zaman nerede kullanılabilir? Muhtemelen uçak üzerinde, belki de bir silah olarak lazer bile olabilir. Bakalım bunlar ne kadar hayata geçecek, ne olacak? Ben de açıkçası merak ediyorum. Gelelim işin Türkiye boyutuna. Türkiye tempeste girebilir miydi? Ne olabilirdi gibi çok fazla zaman zaman soru alıyoruz bunlarla ilgili. Öncelikli olarak Türkiye ve İngiltere ilişkileri, malum İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra her alanda giderek artıyor ve İngiltere şöyle bir omzunu verebileceği biraz müttefik gibi arıyor. Bir yandan da Türkiye'nin de savunma ihtiyaçları var. Beraber bunları nasıl çözebiliriz gibi iki tarafta kazan kazan kendi metoduna göre yaklaşım gösteriyor. Türkiye Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in açıklamaları bunlar. Türkiye aslında 2017'de biz Tempest'te ortak olabilir miyiz diye İngiltere'ye soruyor ve İngiltere'den red cevabı geliyor. Bunu da böyle bir kenara koyalım. Fakat Türkiye ve İngiltere ilişkileri özellikle milli muharip uçak konusunda mühendislik destek alma sürecinde çok ciddi devam etti. Aslında Türkiye, İngiliz mühendisleri bu Tempest projesi başlamadan evvel şöyle bir bilgilerinin Eurofighter'dan sonra güncellenmesine katkıda bulundu desek açıkçası yalan olmaz. Şimdi bir taraftan Türkiye'nin milli muharip uçak çalışması devam ediyor. Hatta TUSAŞ kaynaklı bilgilerden Milli Muharip'in motor çalıştırdığı gibi bilgiler de geldi ama işte araya deprem girdiği, işte videosunun paylaşılmadığı ifade edildi. Bizler de bekliyoruz bunun paylaşılmasını bir taraftan. Gerçekten İngiltere'nin mühendislik katkısı var. İlk prototiplerde General Electric Amerikan şirketinin F-110 motorları kullanılacağını ifade ediyoruz ama sonrasında Türkiye'nin bir motor ihtiyacı var. Şu an uçak 4,5. nesil, 5. nesile gerçekten geçmesi için Türkiye ve İngiltere arasında Rolls-Royce'dan bir teknoloji alımı konusuyla ilgili bir yaklaşım var. Türkiye bu açıdan bir İngiltere temasını, dirsek temasını devam ettirecek. Bir taraftan Tain'in yaptığı çalışmalar var. Bunları da bizler merakla takip ediyoruz. Gelişme oldukça da sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bu dönem içerisinde Türkiye'nin İsmail Bey'in de dediği gibi Tempest konusunda resmi bir adımı yok. Zaten doğru olan, çok ciddi fiyatlar bunlar, milyar milyar dolarlar. Doğru olan şu anlık Türkiye'nin kendi sistemi üzerine yatırımlarına devam etmesi. Çünkü İngiltere özellikle teknoloji paylaşımı konusunda gerçekten çok ketum. 6. nesil bir uçakla ilgili herhangi bir şeyi kaçırmak istemiyor. Şöyle de 5 ve 6. nesil arasındaki basitçe bir farkı da söylemek gerekirse 6. nesil uçaklar pilotsuz olarak da görev yapabilecek ve bütünleyici bir sisteme sahip olacaklar. Bu konuyla da ilgili örneğin İngiliz ve çok özür dilerim Almanya ve Fransa'nın geliştirdiği projede de uçağın insanlı uçağın bir insansız uçakla birlikte görev yapabilmesi gibi özel şartlarında olduğunu belirtmemde fayda var. Evet, bu videomuzda bana çok sorulan Türkiye niye Tempest projesine ortak olmadı sorusunun cevabını vermeye size çalıştım. Açıkçası Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in açıklamaları açıkçası çok fazla gündemde yankı bulmamıştı. Sonuçta İngilizler Türkiye'yi bu projede istemediklerini daha 2017'de belirtmişlerdi. Bizlerle ilgili detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri bunları takip etmek isterseniz tolgaozbek.com sitemiz sizleri bekliyor. WhatsApp hattımız var, lütfen buna abone olun. Bizleri sosyal medya mecraları üzerinden LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter hesaplarımız üzerinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.